Sevgili izleyicilerimiz merhabalar. Sağlığımız için programına hoş geldiniz. Bundan böyle her çarşamba Kanal V'de saat 16.30'da ben Birgül Konuk sizlerle birlikte olacağım ve sevgili doktorlarımızı ağırlayacağız. İlk yayınımız ve çok sevgili doktorumuz Sayın Sibel Malkoç Hanım'la başlamak istedim. Hem enerjisini hem bilgisini çok seviyorum. Sibel Hanım kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor. Saatlerimiz 17.55'i gösterinceye kadar birlikte olacağız. Hoş geldiniz Sibel Hanım. Hoş bulduk Birgül Hanımcığım. Hayırlı olsun programınız. Çok teşekkürler. Ne mutlu yeniden birlikteyiz. Evet, evet. Ve sizin o enerjiniz, engin bilginizle de eminim çok faydalandırıcı çok bir yayın olacak. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bugün. Hep beraber sizin sayenizde. İnşallah hep birlikte. Sibel Hanım, üç konu belirlemiştik sizinle. Evet. Bir tanesi infertilite, kısırlık. Doğru. Diğeri menopoz ve üçüncü bölümde izleyeceksiniz. Hep birlikte konuşacağız. Vajinismus ve cinsel terapiyle ilgili sohbet edeceğiz Sibel Hanım'la. İlk önce birçok çifti de ilgilendirdiğini ben de araştırdığım için biliyorum. Kısırlıkla başlıyoruz. Peki kısırlık nedir? Tanımla başlayabilir miyiz? Biz bir çifti kısır olarak kabul etmek için çifte söylediğimiz şu. Bir yıl korunmaksızın ilişkiye rağmen gebe kalamıyorsanız kısır demeyelim, sizi infertil olarak kabul ediyoruz. Ve araştırmak için herhangi bir kliniğe başvurmanızı istiyoruz. Şimdi çok güzel söylediniz, özür dilerim. Kısır demiyoruz, infertil olarak evet. kabul ediyoruz. Şimdi evet. ben örneğin söylerken yanlışlık yapıyor muyum? Yani kısırlık demiyor muyuz? Bilgilenmiş olalım. Kısırlık dememeyi tercih ediyoruz. Hı-hı. Çünkü insanlar bu konuda çok hassaslar. Evet. Sanki kısırlık dediğimiz zaman hiç çocuğu olmayacakmış gibi. Halbuki infertilite dediğimiz zaman bir hastalık ve tedavi edilebilir. Tamam. Anlamında kullanmak. Hem benim için hem izleyicilerimiz evet. için de. Evet. evet. Bu arada en önemli nokta hastaların 3 ay, 5 ay Hı-hı. sonra el ele tutuşup doktora gelmeleri. Bizim çocuğumuz olmuyor diye. Bu konuda bence mutlaka bilgilendirmemiz gerekiyor. Bir yıl korunmaksızın ilişkiye rağmen çocuk olmuyorsa. En önemli kısım bu. Evet. Evet. Tabii yaş çok önemli bir faktör Hı-hı. burada. Yani 25-35 yaş arasında bir yıl bekleyebilirsiniz ama artık günümüz çağında kadınlar daha genç yani, yaşlarda, geç yaşlarda geç evleniyorlar, yaş. Anne oluyorlar. Dolayısıyla siz 37-38 yaşında belki bir yıl beklemek size zaman kaybına yol açabilir. O çağda bir 6 ay çocuk olmuyorsa korunmaksızın ilişkiye rağmen o zaman bir uzman hekime başvurmakta fayda var diye düşünüyorum. Ama yine de 35 yaş üstünde de bir 6 ay beklenmeli, evet. paniklememeli kesinlikle, çiftler diyorsunuz. Kesinlikle. Daha genç yaşlarda 1 yıla kadar kesinlikle. Korunma olmadan ilişkide hamilelik olmazsa 35 yaş üzeri de 6 ay beklenmeli. Evet, 6 ay beklenmeli. Peki kısırlığa neden olan etkenler neler? Şimdi ben ister istemez bu kelimeyi kullanıyorum. Anlaşılması açısından da açıkçası kullanıyorum. Siz tıbbi ismi söylersiniz, olmazsa ben mecburen tamam. diğerini söyleyeyim. Tamam. Birçok neden var. Kısırlıkta ya da infertilitede faktör aradığımız zaman nedenlerin %50'si erkeğe, %50'si de kadına bağlı oluyor. Biz infertiliteyi bireyin hastalığı olarak kabul etmiyoruz. Çiftin problemi olarak kabul ediyoruz. Çiftin hastalık problemi. Olarak da evet. değil, çiftin problemi olarak kabul ediyoruz. Çünkü burada önemli olan problemin nerede olduğunu bulup, sonuçta çünkü kadında da olsa, erkekte de olsa, diğer tarafta hiçbir problem olmasa da bir çift olmadan çocuk olması mümkün, mümkün değil. Doğru. Dolayısıyla çiftin problemi olarak kabul ediyoruz. Genellikle male faktör dediğimiz erkek faktörüne %50 oranında rastlıyoruz.
Bu sperm sayısının yetersizliği olarak karşımıza çıkabiliyor. Sperm sayısı yeterli olabiliyor ama sperm hareketlerinde, motilite dediğimiz hareketinde yavaşlama problem olabiliyor. Kadınlarda yumurtlama problemleri olabiliyor. Tüplerde tıkanıklık olabiliyor. Bunun dışında bir takım enfeksiyonlar gebe kalmaya engel olabiliyor. Rahimin bir takım doğumsal anomalileri, yapısal anomalileri, şekil bozuklukları doğumdan gelen. Hasta o zamana kadar tabii ki bunun farkında değil ama araştırılmaya başladığında doğumdan beri var olan bir yapısal anomali tespit edilebiliyor. Tüm bu araştırmalardan sonra biz nedeni saptayıp nedene yönelik tedavimizi planlıyoruz. Evet. Peki Sibel Hanım, şimdi %50 %50 dedik, evet, kadın ve erkek. Ama bildiğim kadarıyla mesela işte sigara, alkol. Kesinlikle. Stres. Stres. Belki hızlı bir hayat tarzı. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Bundan da etkileyebiliyor. Sperm sayısını, erkekte sperm sayısını, kadında ovülasyonu yani yumurtlamayı, stres, yaş, alkol, sigara, çevre koşulların, kimyasallar. Tabii çok çalıştıkları ortamdan dolayı da, cep telefonları, bilgisayarlar. Hepsi çok fazla etkiliyor. Yani biz bu problemle bize gelen çiftlerde günümüzde biraz zor ama streslerini günlük hayatta biraz azaltmalarını istiyoruz. Sigara kullanıyorlarsa bırakmalarını istiyoruz. Çünkü gerçekten bunu izlediğimiz zaman hastaların 6 ayda bile sperm sayısında ya da ovülasyonda, yumurtlamada gerçekten ciddi anlamda değişiklik ama olduğunu görüyoruz. Ama tabii şöyle de bir şey var. Eğer çok fazla isteniyorsa, ki dünyadaki sahip olunabilecek en güzel şey çocuk. O zaman da her şeyden herhalde, değil mi? Fedakarlık edilecektir mutlaka. Şimdi maalesef bizim toplumumuzda, yani bir gerçeğimiz bu. Bu gerçekle belki yüzleşmek şu anda söylemek istediğim. Böyle bir olay varsa çiftler arasında maalesef ilk başta kadın düşünülüyor. Evet. Ve birçok erkekte duyduğum kadarıyla da okuduğum kadarıyla da kendisinin düşünülmesini istemiyor. Kendisi de kendisine konduramıyor, ki konduramamak diye bir şey söz konusu değil aslında. Karşılaşıyor musunuz? Yani bu hakikaten hala maalesef günümüzde var mı? Hala maalesef günümüzde var. Zaten gebelik olmadığı zaman gelinen doktor, çiftlerin geldiği doktor jinekologlardır. Kadın doğum uzmanlarıdır. Evet. Yani bir ürolojiye gidilmez. Çift olarak. Hı hı. Dolayısıyla ben kendi günlük rutinimde bu grup hastada önce tabii ki bir takım basit testlerle kadınları araştırıyoruz. Tüplerine bakıyoruz. Hı hı. Hormon profilini, yumurtlama fonksiyonlarını değerlendiriyoruz. Ama beylerden çok basit bir spermiyogram İstiyorum. O spermiyogram gelmiyor, erteleniyor, bahaneler bulunuyor. Maalesef hala spermiyogram yaptırmakta zorlanıyoruz. İkna etmekte zorlanıyoruz. Yani. Evet. Ama hastaya, çifte bunu düzgün anlatırsanız, hı-hı, o güveni verirseniz, bunun kişiselleştirilmemesi gerektiğini, bunun çiftin problemi olduğunu anlatırsanız, bir şekilde hasta da size güveniyorsa belli bir süre sonra spermiyogramı getiriyor zaten. Evet, şimdi tam onu diyecektim. Yine yani iş sizlerin, doktorların yaklaşımına kalıyor aslında. Kesinlikle. Çünkü sizler aynı zamanda, yani sadece doktor değilsiniz, aynı zamanda psikologsunuz da. Ya değil hasta mi yargılanmadığını hissetmeli, tabii, o durumda. Bir de sperm sayısının erkeklikle erkek olmakla bir ilgisi hiç yok. Hiç alakası yok. Yani onu anlattığımız zaman o zaman bir parça daha rahatlıyorlar, kabulleniyorlar yaptırıyorlar. Ben aslında şöyle bir örnek de verebilirim. Çünkü ben çok etkilenmiştim öğrendiğim zaman. Ama vereceğim örnek 1964 yılına ait bir örnek. Kendi annem babamla ilgili bir örnek. Ama belki bizi seyredip hani bu düşüncede olan çiftler varsa diye anlatmak istiyorum. 64, 2017'deyiz.
Çocukları olmuyor annemle babamın. Ve hep götürülen annem doktora. Kontrol ettirilen hep annem. Babamın bir rahatsızlığından dolayı yurt dışına gidiyorlar. Ve yurt dışına gittiklerinde de annemin babama ricası oluyor. Bak burada seni tanıyan doktor da yok. Seni bilecek insan da yok. Çok rica ediyorum lütfen sen bir muayene ol. Ve o muayenenin sonucunda o hep doktora götürülen anneciğim de değil, babam da dediğiniz gibi sperm sayısı düşük olduğu için meğerse olmuyormuş. Sonra da işte ben oluyorum. Ne güzel. Halbuki çok küçük bir destekle. Evet. Bu halledilebilecek evet. bir problemken süreç çok uzayabiliyor. Onun için... Moral de bozuluyor çünkü. Kesinlikle. Yani hastalarımıza buradan bu gruba dahil olan çiftlerimize vereceğimiz mesaj... Lütfen spermiyogramlarını beyler yaptırsın. Hanımlarda en azından bir yumurta takiplerini, hormon profillerine baktırsınlar. Tüpleri açık mı, kapalı mı? Bunu değerlendirmek çok kolay. Bizim histerosalpingografi dediğimiz basit bir tahlille. Bu tetkikleri yaptırdıktan sonra nedeni biz büyük olasılıkla tespit ediyoruz. Sonra. Ve tedavimizi ona göre planlıyoruz. Ama unutulmaması gereken bir şey var. Bütün bu testleri yapmamıza rağmen %14'lük grupta herhangi bir neden tespit edemiyoruz. İşte onunla ilgili de sorun evet. vardı size zaten. Biz bu gruba unexplained infertilite, açıklanamayan infertilite diyoruz. Hiçbir şekilde, hiçbir neden bulamıyoruz. Hasta bize sorduğunda onu tatmin edecek bir cevap veremiyoruz. Ama çocukları olmuyor. İkisinden evet. de kaynaklanan hiçbir şey Kesinlikle. Yok. Ama çocuk olmuyor. Burada bir takım genetik faktörlerin rolü oluyor. Alerjen etkenler rolü olabiliyor. Antikorlar vücut yabancı cisim olarak kabul edebiliyor, gebeliği gibi gibi birçok neden olabiliyor. Ama bu grup hastayı tedavi etmeye yönelik de çözüm önerilerimiz yani, mutlaka oluyor. Tedavi şekli böyle de olsa var. Yeter Kesinlikle. Ki sizlere gelinsin. Peki Sibel Hanım bu infertilite, doğru söyledim değil mi? İnfertilite. İnfertilite tedavisi uzun bir tedavi mi? Tabii ki çiften çifte değişiyordur mutlaka ama Kesinlikle. Yani bize bu konuda bir örnek verebiliyor musunuz? Bunu yani genellemek... Hani şöyle bir süre vardır gibi, en az şu kadardır tedavi süresi gibi. Şimdi tabii ki buradaki nedenin ne olduğu çok önemli. Hastanın yaşı çok önemli. Genç yaştaki bir hasta, yani 30 yaş altında, 35 yaş altında çok basit bir problemi varsa, mesela prolaktini yüksekse, yani süt hormonu yüksek, süt hormonu hani halk arasında süt korur. Göğüsten süt gelir. Gelen değil mi? Evet. Prolaktin. Prolaktin neden olur ona? Prolaktini yüksektir. O halk arasındaki süt korur lafı gerçekten prolaktin hormonunun yüksekliği yumurtlamaya engel olur. Yumurtlama ovülasyonu olmayınca da gebelik oluşamaz. Bu hastaya çok kısa sürede ve vereceğiniz o prolaktini baskılayacak bir ilaç ve yumurtlamayı hafif böyle arkadan ittirecek küçük bir ilaçla 1-2 ayda çok rahat sonuç alabilirsiniz. Ama ciddi bir sperm problemi varsa veya bayanın tüplerinde bir tıkanıklık varsa veya bizim yumurtalık rezervi düşük dediğimiz evet. yani ilaca rağmen hasta size yumurtlamasıyla iyi cevap vermeyen, direnci olan bir hastaysa bu grup hastada tedavi süreciniz evet. tabii bazen 1-2 yılı bulabiliyor. Önce son basamak olarak biz bu hastaları tüp bebeğe yönlendiriyoruz. Tabii sperm sayısı çok düşükse, tüplerinde tıkanıklık varsa direkt bu grup tüp bebeğe gitmelidir. Bunların öncesinde uygulanabilecek bir tedavi yok. Ama ovülasyon problemi var, hafif sınırda bir spermiyogram problemi var. Prolaktini yüksek veya tiroidle ilgili bir problemi var. Tiroidle ilgili problem de mi neden olabiliyor? Kesinlikle, kesinlikle gibi durumlarda biz tüp bebek ünitelerine yönlendirmeden hastaları 3 ila 6 ay süresince hastalarımıza yumurtlamayı arttırıcı tedaviler, gerekirse aşılama tedavileri yapıyoruz. Bunların sonucunda gebelik elde edemezsek o zaman hastayı bir tüp bebek merkezine refere ediyoruz. Refere ediyorsunuz. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, bu arada ben ilk duyuruyu yapayım. Telefon
telefonla bizim yayınımıza katılabilirsiniz. Sevgili doktorumuz Sibel Mankoç Hanımefendi'ye sorunuz varsa sorabilirsiniz. 0242 alan kodumuz 345 4544 telefon numaramız. Ayrıca SMS'le de soru sorabilirsiniz. Kanal V yazıp bir boşluk bırakıp sorunuzu yazıp 3969'a yollayabilirsiniz. Şöyle bir şey sormak istiyordum ben Sibel Hanım, tüplerle ilgili de bahsettiniz. Diyelim tüpler bağlı. Hı hı. Bunda bir geri dönüşüm olabiliyor mu acaba? Şöyle mikrocerrahi yöntemlerle tüplerdeki bağlanma geriye döndürülebilir. Ama bazen bu başarılı olamayabiliyor. Yani düşük yüzde. Evet. Biz bu grup hastaya o yüzden hani eğer tüplerini bağlatmışsa hastamız daha önce, bir sonra daha sonra fikrini değiştirip çocuk isterse tüp bebek yöntemini öneriyoruz, tüpleri bypass yaparak. Tüpleri bypass evet. yaparak. Peki yaşla ilgili bunda nasıl denir yüzde? Mesela diyelim ki yaşı genç ama tüplerini bağlatmış. Yaşı 35 üstü ya da 40 tüpler bağlı. Yaşla da ilgili bir durum söz konusu olabiliyor mu? Şimdi yaşın ilgili olduğu şey tüplerin bağlanmasından ziyade yumurtalık rezervinin azalmasıyla ilgili. Yani tamam. Yaşın etkilediği şey tüpleri açık ya da kapalı. Yaşın etkilediği şey over yumurtalık fonksiyonunun zaman içerisinde azalması. Hı-hı. Over rezervinin azalması. Çok basit bir örnek verecek tabii. olursak bizim yumurtlamayı arttırıcı ilaçlarımızı 30 yaşındaki bir hastaya çok düşük dozda verdiğinizde hastayı 10 gün sonra çağırdığınız zaman ultrasonda baktığınızda 3-4 tane yumurtayla karşılaşırsınız. Ama hasta yaşı 37'nin üstüne çıkmaya başladığı zaman o dozda genellikle hastalardan cevap alamazsınız. İlacın dozunu yükseltme ihtiyacı duyarsınız. Sonuç olarak yaş çok önemli. Yaş çok önemli. Yaş çok önemli. 35 yaş üzerine doğru çıktıkça yani doğurganlığın mümkün olduğu kadar 35 yaş altına indirilmesinde fayda var. Üstüne çıktıkça maalesef gebelik oranları düşüyor ve tedavi ve destek alması gereken hasta sayısı da bir hayli artıyor. Bu oran 41 yaş üzerinde %7'lere kadar düşebiliyor. Düşebiliyor. Evet. Ben çok merak ediyorum. Var mı size işte 38, 40, belki biraz daha 40'ı geçen? Çünkü artık gördüğüm kadarıyla genç kadınlar hep çalışıyorlar. Kesinlikle. Hani bebek de yaparım, kariyer de kısmı da var. Ama yaş ilerliyor. Nasıl bu yüzde? Ben mesleğimde 25. yılımı çalışıyorum. İnanın son 10-15 yıla kadar tabii ki doğurduğum gebeler çok daha genç yaşlardaki gebelerdi. Bir de tabii belki hani çalıştığım bölge biraz daha hani Lara tarafında çalışan insanlarla beraber olduğum için söylediğiniz gibi gebelik yaşı ve anne olma yaşı 35'in üzerine çıktı. Yani benim takip ettiğim birçok gebem 35 yaş üzerinde. Ama çok şeker çocuklar doğuruyorlar. Maşallah görüyorum sizin fotoğraflarınızı evet. tatlı o bebeklerle. O grubunun tabii gebe kalması biraz daha sıkıntılı. Gebe kaldıktan sonra da konumuzla ilgisi yok ama belki küçük bir dipnot burada tabii, bizi izleyenlere tabii. Faydalı olabilir. Down sendromu riski arttığı için 35 yaş özellikle 37 yaşından sonra biz bu yaş grubunda Down'a yönelik bir takım testlerin de yapılmasını mutlaka öneriyoruz. Yani sadece gebe kalmayla iş bitmiyor. Sağlıklı bir çocuk doğurmak da bu yaş grubu için biraz daha emek gerektiren bir olay haline geliyor. Sibel Hanım bana yayına gelmeden önce ısrarlı bir şekilde lütfen sorun, lütfen sorun diye bir soru verildi. Üzerimde de kalmamasını istiyorum. Açıkçası o yüzden sormak istiyorum ben size. Kadın kısırlığında en çok yumurtalarla mı ilgili sebep? Çünkü şöyle bir şey duymuşlar. Yani onu özellikle sormamı istediler. Artık günümüzde
her şey beslenmeyle de çok doğru orantılı. Doğru. Eğer beslenmeniz de sağlıklı değilse, hani sigara olayını bir köşeye bırakıyorum, beslenmeyle ilgili, beslenmenin de etkisi var. Bu kesinlikle katılıyorum. Doğru mudur? Zaten eğer tüplerde bir problem yoksa, spermiyogram normalse, geride kadınla ilgili olarak bizim majör olarak karşımıza çıkan şey ovülasyon yumurtlama problemi. Beslenme gerçekten çok önemli. Sağlıklı beslenme çok önemli. Bence onun kadar önemli olan bir şey de stres. Ama işte onu bu günümüz şartlarında yok edebilmek belki imkansız, en azı minimuma indirebilmek. Gerçekten onu gözlemliyoruz çünkü. Şöyle bir örnek vereyim. Hasta tedavi için geliyor, çocuğu olmayan bir hasta. Uğraşıyoruz, gebelik olmuyor, tüp bebeği yönlendiriyoruz. Hasta gebe kalıyor, doğurtuyoruz. Sonrasında lütfen korunun diyorum ben hastaya. Neden korunalım? Biz zaten bu zaten tüp çocuğa tedaviyle gebe kaldık diyorlar. Ama o kadar çok örneği vardır ki bunun. Akabinde ilk bir yıl içinde kendiliğinden tedavisiz gebe kalan çünkü hasta sayısı. Çünkü bilinçaltında bebek olayı bitti efendim, değil aynen mi? Aynen öyle. Yani o artık takmıyor. Adet gördüm mü görmedim mi? O stres ortadan kalkıyor. Ve o bir yıl içerisinde gerçekten gebe kalan hasta sayısı çok fazladır. Tüp bebek tedavisinden sonra. Bu da bize stresin yumurtlamada, gebe çok kalmada önemli. Ne kadar önemli olduğunu bence gösteren çok güzel bir örnek. Yani beslenmeden daha da önemli kesinlikle olan stres aslında. Stres. Onun mümkün olduğunca en aza indirebilmeli. Siz böyle anlattığınız zaman ben yıllar öncesine döndüm ve çok sevdiğim bir çift vardı benim. Yurt dışında yaşayan 16,5 yıl çocukları olmadı. İlk programa ilk başladığım zaman anlattığınız gibi ne kadında ne erkekte problem var. Problem yok ama evlat sahibi olamıyorlar. 16,5 yıl sonra ilk çocukları oldu. İkinci yılda ikinci çocukları oldu. Tabii stres çünkü dediğiniz gibi o ortadan kalktı. Stres de bitti. İşte çok çabuk geçiyor zaman. İlk bölümümüzü bitiriyoruz Sibel Hanım. Sevgili izleyicilerimiz, kısa bir reklam aramız var. Reklam aramızdan sonra Sayın Doktorumuz Sibel Mahkoş'la menopozu konuşacağız. Sevgili izleyiciler, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Sayın Sibel Mahkoç Hanımefendi ile birlikteyiz. İlk bölümde infertilite, kısırlık konuştuk. Şimdi menopozu konuşacağız ama öncesinde bir izleyicimiz yayına bağlanmak istememiş. Doktorumuza bir sorusu var. Gerçi kendisi açıklamıştı, beylerden kaynaklanan sperm sayısındaki azalma olduğu zaman da mutlaka başvurmanız lazım, görmeleri lazım. Ona göre bir yol izlenmesi lazım. Biz doktorumuzun telefonunu yönetmen arkadaşımıza bıraktık. Arayıp alabilirsiniz oradan. Bu bölümde Sibel Hanım'la birçok kadını çok fazla ilgilendiren menopozu konuşacağız. Dün sevgili kameraman arkadaşımla Sibel Hanım biz sokaktaydık. Küçücük bir röportaj yaptık menopozla ilgili. Önce onu izleyelim, ondan sonrasında yeniden konuşalım. Merhaba, iyi günler. Teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Birazcık rüzgar bizi zorluyor, kusura bakmayın. Rica ederim, ben teşekkür ederim ilginize. Rica ederiz. Yayın konuğumuz kadın hastalıkları uzmanı ve doğum uzmanı Sayın Doktor Sibel Mahkoç. Bugün özellikle bizim yaş grubumuzla ilgilendiren bir konumuz var doktor hanımla. Menopozla ilgili birkaç şey sormak tabii istiyorum tabii size. Tabii.
Menopoz biz kadınlar için bir bitiş mi? Kadınlığın bitişi mi? Başlangıcı mı sizce? Valla şeyli bir soru ama yani bence bitiş demeyelim. Bir başka bir dönemin başlangıcı bence. Ben de bitiş olduğuna inanmıyorum ama böyle düşünen hanımlar maalesef var. O yüzden böyle sordum. Teşekkür ediyorum. Yani ilk önce korkutucu gibi geliyor insana, ürkütücü gibi geliyor. Çünkü bir takım rahatsızlıklar söz konusu oluyor. Ben var mı yaşadığınız sıkıntılar? Var, evet. Yaklaşık 5 senedir bir kemik erimen başladı menopozla birlikte. Menopozdan bir yıl sonra. Tedavi görüyorum. Yani zaten Sibel Hanım'a da özellikle ben de sormak istiyorum onu. Çünkü menopozdaki sıkıntıları halletme yolları var. Ama tabii ki doktora gidip ve o ilaç kullanımı tedavisini de kabul edersek. Aynen öyle. Yani ilk önce doktorumuza güvenmemiz önemli. İlk önce bocalıyoruz. Hangi dala, hangi nereye başvuracağımızı bilemiyoruz. İlk önce bence bir kadın doğum doktoruna görünmemiz gerekiyor. Sonra takip edeceğiz. Teşekkür ederim. Peki sizin yaşadığınız kemik erimesi dışında başka sıkıntılar var mı menopozda? Vallahi benim sıkıntım olmadı. Çünkü hayata daha farklı bakıyorum. Bir yürüyüş yapıyorum, sporumu yapıyorum. Bir şeylerin tadına varmaya çalışıyorum. Çok güzel bir örneksiniz. Çünkü menopoz döneminde özellikle psikolojik dengede biraz bozulduğu için sporun üzerinde de çok duruyor doktorlar. Çok güzel bir örnek oldunuz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Merhaba. Merhaba. Çok teşekkürler röportajı kabul ettiğiniz için. Rica ederim. Siz de aynı yaş grubundayız. Evet. Biraz önce hanımefendiyle de konuştuk. Menopozla ilgili sıkıntılar yaşıyor musunuz? Ya her bayan gibi mutlaka ama ben çok sıkıntı yaşamadım. O sıkıntıyı böyle aktifsel şeylerle geçiştirmeye çalıştım ve çok rahatladım. Ne kadar güzel. Biraz evet. Önce de hanımefendi herhangi bir ilaç kullanmadan doğayla baş başa bazen yürüyüş, kitap, televizyon, sinema derken çok rahat atlattım. Peki menopoz yaşayan bir kadın, kadınlığını bitmiş olarak da algılayabiliyor maalesef. Acaba siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bence yaşanılan hayatın ikinci yarısı olarak düşünüyorum. Başka bir başlangıç, başka bir sayfa olarak düşünüyorum. Birinci yaşam, menopozdan sonrası ikinci yaşam diye düşünüyorum. Ama tabii ikinci yaşam benim için çok daha güzel. Her şeyin farkındasın, bilinçlisin. Çok güzel tecrübelerin olmuş oluyor. Çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ederim. Çünkü gerçekten böyle tebessümle bakıp ve Antalya'da olmamızın da çok büyük avantajı tabii. Ben misafirim bu arada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. İstanbul'dan geldim. Evet ama gerçekten Antalya başka bir yer. Kanal V'yi o zaman İstanbul'dan izleyeceksiniz. İzleyeceğim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle çok teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Rica ederim. Kadınlarla ilgili bir konu ama erkeklerin de düşüncelerini çok merak ediyorum. Ve şunu sormak istiyorum size. Menopoz nedir biliyor musunuz? Valla menopoz bayanların hormon bitişi mi diyeyim? Hormonlarının azaldığı dönem mi diyeyim, öyle olması gerekiyor. Zaten sevgili doktorumuz Sibel Malkoç bilgi verecek bu konuda ama güzeldi. Peki ailenizde menopoz yaşayan hanımlarla ilgili neleri gözlemliyorsunuz? Menopoz öncesi nasıldınız? Menopozu yaşarken nasıldınız ya da nasıllar? Ya bu kişiden kişiye tabii değişiyor. Tabii ailemde de vardır muhakkak öyle kişiler. Yani bunların tabii biraz daha sinirli oluyorlar. Hormon düşüklüğü, yani bu hamile kadınlardaki olduğu şeyler gibi. Yani öncelikle hep menopoz denince kadının daha sinirli olması mı algılanıyor? Yani hormonlar tabii ki sinir sistemini çok etkiliyor.
Onun için bence gıda takviyesi, bunları halletmesi lazım. Yani daha çok hormonal... Doktora danışması lazım tabii. Tabii ki yani. Peki son olarak şunu sorabilir miyim? Siz tabii ki gençsiniz. Eşiniz de eminim sizin yaş grubundadır. Eşiniz menopoza girdiği zaman onda olan farklılıklar karşısında anlayışlı olur musunuz? Olacak mısınız? Tabii ki yani bu doğanın kanunu, kadınlarda olduğu kadar erkeklerde de var bu stropoz. Oo, çok güzel, çok teşekkürler. Yani bu başımızdan geçecek yani, bu dönemi göreceğiz. Zaten illa öyle olunacak diye bir şey yok ama olabiliyor. Tabii. İşte böyle anlayışlı olan erkekler olunca da o devreleri zorlu yaşayan hanımlar şanslılar. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Tebessümle izlediniz. Evet. Sibel Hanım. Şimdi öncesinde yalnız menopozu konuşmadan önce bir izleyicimiz aramış, yayın odasına bırakmış sorusunu. O da bağlanmak istememiş. İlk bölümümüzle ilgili. Ben hemen size onu okuyayım. 27 yaşında azosperm hastası, bir yıldır hormon tedavisi görüyor. Bir defa mikrotese ameliyatı olmuş ama sperm bulunamamış. Öyle yazıyor. Tedavide iki tane iğne ismi var. Bir tanesi O'la başlıyor, bir tanesi M'le başlıyor. İğne vuruluyormuş. 3 ayda bir kan veriyor ve spermogram testi yaptırıyormuş. Başarı oranı nedir? Şimdi... Azospermi, sperm sayısının sıfır olması demek, olmaması demek. Bu grup hastada daha yukarıdan, kanallarda bir tıkanıklık varsa diye daha yukarıdan, yani testis seviyesinden biyopsi alınarak canlı sperm aranır. Şimdi açıkçası... Kendisi anlatsaydı belki bir beyefendi onu, muhtemelen. Evet, bir beyefendi arayan. Bir beyefendi. Dolayısıyla bu azosperminin nedeni ne? Yani sperm sayısının, TESA'da canlı sperm bulunmuş mu bulunmamış mı? Bunları bilmek gerekiyor. Keşke bağlansaydınız, evet, doktorumuzla birebir bir konu olduğu için konuşurdunuz ama en azından birkaç şey söylemiş oldunuz siz. Yorum yapmak doğru olmayacak diye tamam. düşünüyorum. Biz o zaman şimdi dönüyoruz menopoz doğrusu menopoz. Çünkü O'la söylemek lazım. Birçok kadın, ben röportajda da özellikle o hanımefendiye de o yüzden sordum. Kadınlığın bitişi gibi erkekler tarafından da algılanan bir durum var. Ne yazık ki. Menopoz nedir Sibel Hanım? Menopoz yumurtlama fonksiyonumuzun bitmesidir. Kadınlığın değil. Evet. Sadece yumurtlama fonksiyonumuzun bitmesidir. Halk arasında daha ziyade adet görmemek, adetin kesilmesi gibi kabul edilse de aslında yumurtalıklarımızın fonksiyonunun bitmesi menopozdur. Neden biz son 10 yıldır menopozu daha çok konuşur hale geldik? Neden menopoz bizim için daha önemli? Ben biraz da bu konuya değinmek evet, istiyorum. Lütfen. Çünkü insan ömrü çok uzadı artık. Evet. Birgül Hanımcığım, eskiden ortalama insan ömrü 50-60 iken... Şimdi 80'ler 90'lar. Dolayısıyla da ortalama menopoz yaşı Türkiye'de 47,5 civarında. 47,5. 47,5. Bu Kuzey Avrupa ülkelerine doğru çıkarsanız 52'leri bulabiliyor. 45'lere inebiliyor. 47-50 desek, evet. Öyle algılasak 80 yaşına kadar yaşanan bir ömürde 30 yıl gibi bir süre menopozda geçiyor. Çok yani, ciddi bir süre. Çok ciddi bir süre. İnsan ömrü yani, uzadığı için. Evet. Şöyle düşünün. Fertil olduğumuz, yani doğurgan olduğumuz süre 30 yıl değil. Yani 20 yaşında doğurmaya başlarsak işte 40'a 40, kadar. 20 40. Yıl. Halbuki menopozda geçirdiğimiz yaşam süremiz bizim doğurganlık süremizden çok daha fazla. Böyle uzun bir süreyi de onun için doğru handle etmek, doğru geçirmek,
çok önemli diye düşünüyorum. Çok önemli tabii, çünkü okuduğum zaman da çok daha iyi anlıyorum bazı şeyleri. Tabii duyduklarım da var. Ama menopozla birlikte kadınların daha da sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Bir örneğin benim röportaj yaptığım bir hanım kemik erimesi kesinlikle başladı dedi. Kalple ilgili sıkıntılar daha fazla olabiliyor. Hele ki sigara içiyorsak maalesef, değil mi? Kesinlikle. Olay daha da farklılaşıyor. Peki menopozda bizim nelere dikkat etmemiz lazım? Ayrıca bir de tabii unutmadan şunu da sormak istiyorum. Yani menopoz, isterseniz önce menopoz belirtileri neler? Hani direkt akla gelen ateş basması, bir anda o sıcaklık. Ama bu belirtiler neler? Onu konuşalım. Sonrasında neler yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz diye. Şimdi menopoz dediğimiz tabloya biz tabii hemen 10 gün içinde, bir haftada geçmiyoruz. Bu bir süreç. Menopoz öncesinde yumurtlama fonksiyonumuz yavaş yavaş bozulmaya başlıyor. Biz bu döneme perimenopozal dönem diyoruz. Semptom olarak bizim ilk karşılaştığımız şey adet düzensizlikleri oluyor. Genelde halk arasında böyle sanki hep adetlerin arası açılacakmış gibi algılanır. Hayır, değil. Sık adet görmek, yoğun adet görmek ya da adetlerin arasının açılması şeklinde adet düzensizlikleri olabilir. Bunların hepsi menopozun başta görülen semptomlarıdır. Sonrasında bir takım hormonal değişiklikler, işte östrojen azalmaya başlayıp bizim FSH, LH dediğimiz hormonlarımız yükselmeye başlayınca ateşlenme, sıcak basması gibi bizim hot flashes dediğimiz semptomlar ortaya çıkmaya başlar. Enteresan bir semptom zaten. Evet, evet. Bunu 10 hastanın maalesef 9'unda görüyoruz genelde. 10 hastanın 9'unda görüyoruz. Bir rakam. Ama tabii ki boyutu herkesten, kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Kimisi bunu çok kolay atlatırken, kimisi için de gerçekten mücadele edilmesi gereken bir ciddi yaşam problemi haline zaten gelebiliyor. Hani çok kafaya takmamak benim, evet, en iyi anladığım. Evet, evet. Sibel Hanım, öncesinde balla keseceğim sözünüzü, çünkü arkadaşlarım kulağıma iletiyorlar. Gelen bir SMS'le sorumuz var. Onu sorayım. Lütfen. Çünkü sonrasında soracaktım ama izleyiciler beklemek istemiyorlar. Onları tabii bekletmeyelim. Eşlerin menopoz döneminde psikolojik destek almaları gerekli midir diye, anladığım kadarıyla bu hanımefendi bir sıkıntı yaşıyor. Belki eşi hoşgörülü davranmıyor. Psikolojik desteğin katkısı nedir çiftlere? Beylerin mi, hanımların mı? Yani işte böyle sormuş. Hani eşlerin psikolojik destek almaları gibi sormuş. Kesinlikle ben alınması gerektiğine inanıyorum. Tabii bu sizin hayatınızı ne kadar etkiliyor, o çok önemli. Tabii. Çünkü menopozu çok kolay atlatan hastalarım da oluyor benim. Ama gerçekten çok, çok zor atlatan, gece bu ateşlenme, sıcak basmaları nedeniyle gece uykusuzluğu çeken, gece düzenli uykusunu uyuyamayınca ertesi gün dinlenerek uyanamıyor hasta. Uyanamayınca daha gergin oluyor, daha sinirli oluyor. Güne iyi başlamıyor. Çünkü. Kesinlikle. Dolayısıyla evde sadece hani eşler değil, çocuklar, herkes bundan etkilenebiliyor. Bu anlamda kendisi bununla baş edemiyorsa mutlaka profesyonel bir yardım alması gerektiğine inanıyorum kişinin. Ben birçok hastama bu menopoz döneminde gece uykularını daha rahatlatmak için çok antidepresan başladığım olmuştur belli bir dönem en azından. Beyler, çocuklar biraz daha anlayışlı olabilirler bu dönemde. Evet, evet, kesinlikle. Tabii ki profesyonel anlamda yardım almayı gerektiren bir durum varsa da kesinlikle almakta fayda var diye benim düşünüyorum. Benim size sormak istediğim şeyler çok var. Süre de çok çabuk geçiyor. Öncelikle unutmadan menopoz döneminde nelere dikkat etmeliyiz biz kadınlar? Çünkü sağlık açısından çok çok önemli bir dönem. Kesinlikle menopozla beraber ortaya çıkan en önemli şeylerden biri kemik kaybımızın artması. Dolayısıyla menopoz öncesindeki dönemde, biraz perimenopozal dediğimiz dönemde
biraz daha güneş ışığından faydalanma, kalsiyum desteğimizi alma bizler için çok önemli. Onun dışında sigara içiyorsak sigarayı bırakmak çok önemli. Çünkü sigara hem başlı başına kemik erimesine sebep oluyor zaten. Menopozu erkene çeken. Ha öyle mi? Tabii, bir de o var. Erken menopoza neden olan bir şey. Onun dışında da gene kemik kaybı üzerinde çok olumsuz etkileri var. Spor yapmaya mutlaka başlamalıyız. Menopozla beraber benim gözlemlediğim, yani literatür bilgimizde böyle, bazal metabolizmamızın yavaşladığı, erkek gibi obezite dediğimiz şu bölgede yağlanmanın ortaya çıkması. Bu nedenle ben perimenopozal dönemde hanımlarımızın biraz daha aldıkları dikkat gıdayı edin, azaltıp biraz daha spor yapmalarını öneriyorum ki o süreci daha kilo almadan geçirmeleri gerekiyor. En çünkü azından yürüyüş yapabiliriz. Çok önemli. Yani yürüyüş çok yapmak, önemli. Yüzmek. Tabii. Hani ağır sporlar değil, pilates bu dönemde çok önemli. Yani çok yük bindirmeden eklemlere, kaslara. Hem bazal metabolizmayı hızlandıracaktır, kilo kontrolü sağlayacaktır. Bu morallerinin daha yüksek olmasını sağlayacaktır. Kendilerini iyi hissedecekler. Kemiklerine iyi gelecektir. Güneşten faydalanmak, yüzmek, spor yapmak. Artı kalp hastalığı riski zaten östrojenin eksilmesiyle beraber daha östrojen artıyor. Evet, bizi koruyan bir şey azaldığı için kalp hastalığı riskimiz artıyor. Bir de bunun yanına yağlanmayı, kiloyu koyarsak çok daha evet riskimiz artacaktır. O yüzden gıdamıza dikkat etmek, kalsiyumdan zengin beslenmek, spor kilo yapmak, kontrolümüzü sağlamak, spor yapmak, mutlaka ve mutlaka güneşten faydalanmak. Ben o noktada bir araya girmek istiyorum. Tabii. Güneşlenmek deyince 50 faktörlü koruyucuları sürüp güneşlenmenin hiçbir faydası yok. Alamıyoruz faydalı ışınları. Kesinlikle alamıyoruz. Güneşin dik geldiği saatlerde, Antalya güneşinde olsa bile 15-20 dakika, yarım saat kadar kalmak yüzümüzü lazım. Koruyalım, koruyucumuzu sürelim ama vücudumuza 50 evet, faktörleri evet, sürmeyelim. Sürmeyelim çünkü o zaman o güneşin faydalı etkilerini, ışınlarını alamıyoruz. Sibel Hanım, peki erken yaşta menopoza da girilebiliniyor. Kesinlikle. Bazı psikolojik olayların da sonucunda, farklı şeyler sonucunda da eğer hani 40 yaştan önce diyelim böyle bir durum yaşanıyorsa peki ne yapılması gerekiyor? Şimdi biz onu daha çok menopoz olarak adlandırmıyoruz. Prematür ovarian failure ya da erken ovar yetmezliği olarak adlandırıyoruz ve bir hastalık olarak kabul ediyoruz. Bu tip durumlarda tabii ki bu grup hastada tüm semptomlar daha erken dönemde ortaya çıkacağı için osteoporoz, yani kemik kaybı, ateşlenme, sıcak basma, hatta bu yaş grubundaki hastaların fertilite, yani çocuk isteği dahi olabilir. Bu yüzden bu yaş grubunu biz mutlaka herhangi bir risk faktörü yoksa östrojen replasman tedavisi dediğimiz tedaviye tabi tutmak istiyoruz. Aynen. Yani bu grup hastaya biz hormon replasman tedavisi mutlaka ve mutlaka vermeyi istiyoruz. Çünkü osteoporoz çok daha erken başlamış oluyor. O kalp hastalığı çok riski tabii, çok daha erken başlamış oluyor. Bunların yanında ciltte kuruluk, saçta kuruluk, tırnaklarda kuruluk. Aslında konuşacak çok şey kuruluk var ama yine reklam arası. Evet. Reklama gitmek durumundayız. Ha, izninizle sözünüzü kesiyorum. Sevgili izleyicilerimiz, evet, biz anlamıyoruz. Sibel Hanım'la nasıl uçuyor gidiyor hakikaten. Kısa bir aramız daha var. Reklamlardan sonra buluşuyoruz. Tekrar merhabalar. Yayınımızın son bölümündeyiz. Çok çok hızlı konuşmam lazım. Kadınların korkulu rüyası, belki de cinsel ilişki fobisi de demek lazım. Sıkıntılı ama çok çok önemli bir konu. Vajinismus ve birazcık da cinsel terapiyle ilgili konuşacağız. Sayın doktorumuz
sevgili Sibel Malkoç Hanım'la, ama öncesinde bir röportajımız var. Rüzgarlı bir Antalya gününde biz kanal ve ekibi olarak yollara çıktık ve çok sevgili iki genç hanımla bugünkü doktor konuğumuzun konularıyla ilgili birkaç şey konuşacağız. Merhabalar. Merhaba. İyisiniz, öğlen arasında sizi yakaladık. Evet, kahve keyfi yaparken. Afiyet olsun. Benim size sormak istediğim şu. Vajinismus nedir? Hiç duydunuz mu? Evet, duydum. Kadınlarda psikolojik sorunlardan, daha çok çocukluktan kaynaklanan cinsel soğukluk. Teşekkür ederim. Zaten genel bilgiyi sevgili Sibel Malkoç Hanım'dan alacağız. Peki, eğer tabii ki hiç temenni etmiyorum ama böyle bir şey yaşamış olsanız ya da eşinizle ilgili aranızda herhangi bir cinsellikten kaynaklanan problem olsa cinsel terapi almayı düşünür müsünüz? Muhakkak. Çünkü çok önemli oldu. Yaşamın temeli. Yaşamın temeli. Çok çok teşekkür ederim. Peki acaba genelde biz Türk toplumu olarak erkeklerimiz farklı bakıyorlar birçok şeye. İkna edebilir miydiniz sizce terapiye? Edebilirdim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba, iyi günler. Yayın konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Sayın Doktor Sibel Malkoç. Biz bugün 3 farklı konu işleyeceğiz Sibel Hanım'la. Onlardan bir tanesiyle ilgili soru sormak istiyorum ve teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Vajinismus nedir? Hiç duydunuz mu? Evet, ben de duydum. Kadınlarda genellikle rastlanan, daha doğrusu vajinismus zaten kadında olduğu için. Soğukluk, ilişkiye girememe diyebiliyorum. Teşekkür ederim. Zaten detayları Sibel Hanım'dan alacağız. Peki ben biraz önceki genç hanımefendiye sorduğum soruyu size de sormak istiyorum. Eşinizle eğer cinsellikle ilgili bir sıkıntı yaşasanız cinsel terapi almayı düşünür müsünüz? Evet. Bunu muhakkak uzmanlarından danışarak bir yol izlemek isterim yani. Çünkü son derece önemli. Hayattaki her şeyi, dengeleri ilişkideki etkileyebilen bir durum. Peki acaba siz ikna edebileceğinizi düşünüyor musunuz cinsel terapi almakla ilgili? Vallahi kendi bilir sıkıysa. İkna olmasın yani, hayat o zaman cehenneme döner diye düşünüyorum. Çok tatlısınız. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Merhabalar, iyi günler. Öncelikli olarak çok teşekkür ederim tabii ki kabul ettiğiniz için. Öğrenmek istediğim şey, çünkü genelde biliniyor mu onu merak ediyorum ve Sayın Sibel Malkoç'la bu konu üzerinde konuşacağız. Vajinismus nedir? Hiç duydunuz mu? Yani bir hastalık olarak biliyorum ama tabii detaylı olarak bilmiyorum. Peki bu hastalık kadınla mı erkekle mi ilgili? Kadınla ilgili. Teşekkür ederim. Çok önemli olan bir şey daha var. O da şu. Artık son yıllarda zaten çok önem verilmeye başlandı uzman doktorlarla cinsel terapi. Biz Sibel Hanım'la bunu da konuşacağız. Ben size şunu sormak istiyorum. Partnerinizle ya da eşinizle herhangi bir cinsel sorun yaşasanız cinsel terapi almayı düşünür müsünüz? Çünkü erkeklerin bu konudaki fikri çok önemli bizler için. Evet. Yani tabii partnerimle halledemezsem, çözemezsek bu problemi ikimiz, tabii ki de almak isterim. Yani son derece olumlu bakıyorsunuz çünkü cinsel hayat önemli. Çok çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Merhaba, iyi günler. Öncelikle çok teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Rica ederim, sorun. Sağ olun. Benim size sormak istediğim şu. Vajinismus nedir? Hiç duydunuz mu? Evet, daha önce duydum. Bilgim var. Kimlerle ilgili? Bayanlarla ilgili bir rahatsızlık. Teşekkürler. Diyelim ki partnerinizle, eşinizle cinsellikle ilgili bir sorun yaşıyorsunuz. Acaba cinsel terapi alır mıydınız? Cinsel terapiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Tabii ki alırdık. Sonuçta birçok noktada hekime danışıyoruz zaten güncel yaşantımızda. Bu konuda da
bir kadın doğum uzmanından ya da bu konuda uzman birinden destek almamız normal olurdu. Ben çok mutlu oldum böyle cevaplar aldıkça. Demek ki artık hakikaten bizim de birçok şeye bakış açımız çok daha genişlemiş. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Merhabalar. Merhaba. Teşekkür ederim röportajı kabul ettiğiniz için. Estağfurullah. Vajinismus nedir acaba? Hiç duydunuz mu? Çok fazla bilmemekle birlikte bayanlara özel bir hastalık olarak. Zaten yayınımızda doktorumuz Sibel Mankoşut'tan bu konuda bilgi alacağız. Ama hani hiç duydunuz mu? Önemli olan oydu benim için. Acaba cinsel terapi hakkında ne düşünüyorsunuz? Artık daha bilinçli olduğumuza inandığım için özellikle Türkiye'de tabii ki terapi almak gerekir. Bu cinsellikle de alakalı olabilir. Çünkü evliliğin daha ileri boyuta gitmesi için, en azından sorunların çözülmesi için tabii ki gerekli. Çok teşekkür ederim. Sizin gibi genç beyefendilerden özellikle bunları duymak da tabii ki çok önemli. Birçok bakımdan eğer yolunda gitmiyorsa bazı şeyler alınması... Destek her zaman iyidir. Destek almak her zaman iyidir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet Sibel Hanım, konumuz önemli. Süremiz az. Ne düşünüyorsunuz röportajlarla da ilgili? Yani biliniyor ve... Kesinlikle biliniyor. Özellikle beylerin de cinsel terapiye sıcak bakmaları inanın çok hoşuma gitti. Çünkü biz cinsellikle ilgili problemlerde tabii ben birebir kadın hastalarla çalışıyorum. Beyleri ikna etmekte bayağı zorlanıyoruz. Ama cinsellikle ilgili problemler kişinin değil çiftin problemidir her zaman tabii. için. Dolayısıyla çifte yardım edebilmemiz için de çift olarak bizim hastalara evet kabul etmemiz lazım, görmemiz lazım. Zaten çok güzel siz de getirdiniz cinsel evet. sorunlar ilişkinizi tehdit ediyor. Etmesin diyoruz. İlişkinizi tehdit etmemesi için cinsel sorunlarınıza yardım etmeye her zaman hazırız. Cinsel terapi çok önemli. Kesinlikle, kesinlikle. Konuşulmayanları konuşmak çok önemli. Evet. Konuşamadıklarımızı söylemek çok önemli. Bunlar bize tabii ki her zaman mahrem, gizli, saklı evet. olan şeyler. Özellikle de hani vajinismus dedik çünkü vajinismusla ilgili benim edindiğim bilgi 1000 kadından dünyada ikisinde çok yaygın. Evet, vajinismus görülüyor. Bizde %10 oranında bir vajinismus hasta grubu var ki bu kesin istatistik değil. Çünkü kesinlikle. Herkes doktora gitmiyor. Doktora gitmiyor, değil mi? Kesinlikle. Peki vajinismus bilmeyenlerimiz için Sibel Hanım, nedir vajinismusu? Nasıl anlamamız lazım? Vajinismus vajinayı yöneten kasların istemsiz olarak hasta tarafından kasılmasıdır. Aslında bir fobi hastalığıdır. Evet. Yani hastanın elinde değildir vajinasını kasmak. İlişki anında istem dışı olarak, refleks olarak vajinayı kasarak ilişkiye izin vermemesidir. Girememek, evet. Kesinlikle. Bu hastalarımızda, özellikle bizim toplumumuzda kız çocuklarımızı yetiştirirken yeterli cinsel eğitimi onlara vermemek. Erkekten zarar gelir sana. Evet, işte bacağını kapat. Aman kızlıkların bozulmasın. Bu çok önemli. Gibi sürekli bu baskıyı kodladığımız için maalesef toplumumuzda vajinismus bizim de tahminlerimizin çok üzerinde bir oranda var olmakta. Pardon, buyurun. Biz vajinismusu aslında sadece kadının rahatsızlığı olarak kabul etmiyoruz, çiftin problemi olarak kabul ediyoruz. Doğrusu. Çünkü çözerken de biz hastalarımızı belli aralıklarla terapiye alıyoruz ve gerçekten hastalar şunu bilmeli, vajinismus %100 tedavi edilebilir bir rahatsızlık. Ha işte bu kısmı çok önemli. Çok önemli. Yani mutlaka sonuç var. Yeter kesinlikle ki sonuç var. Çiftler çekinmesin. Çekinmesin, yardım sizlere, istesinler, evet, bizlere gelsinler. Ulaşsınlar. Sibel Hanım, bildiğim kadarıyla
Hani bunun böyle işte görücü usulü evlilik falan onunla da ilgisi yok. Birbirini çok seven çiftler evet. arasında bile yaşanabilinen bir durum bu. Değil mi? Kesinlikle haklısınız. Hatta istatistiksel olarak eğitim seviyesi yüksek çalışan kadınlarda çok daha fazla vajinismus görülüyor. Aa, enteresan. Bunun dediğimiz gibi bu bir refleks, bir fobi hastalığı. Hı hı. Nasıl diğer fobilerimizden bir takım öğretilerle, yani burada beyni resetlemek gerekiyor. Hı hı. O yanlış öğren, bizim terapide vajinismus tedavisinde yaptığımız şey beyindeki yanlış öğrenmeyi, yanlış öğretiyi ortadan kaldırıp yeni kodlama yapıp hastaya bu işin ne olduğunu öğretmek. Peki vajinismus türleri var mı? Yani sadece psikolojik kökenli mi oluyor yoksa farklı sebeplerden dolayı da kaynaklanabiliyor mu? Şimdi organik nedenlerle hastalıktan dolayı bir yara vardır, enfeksiyon vardır. Veya doğuştan vajinanın ağzında bir perde vardır. Bunlar zaten bir tek fizik muayeneyle biz jinekologların evet, ayırt edebileceği ve tedavisini verebileceği şeyler. Ama onun dışında vajinismus dediğimiz, gerçekten vajinismus olarak kabul ettiğimiz hastaların tek nedeni psikoloji. Kesinlikle. Diyelim ki bir çift size başvurdu bu konuyla ilgili. O süreç nasıl bir süreç? Onu merak ediyorum. İlk başta kısa bir öykü aldıktan sonra hastanın jinekolojik muayenesini yapıyorum. Organik nedenleri ekarte etmek için, demin bahsettiğimiz. Evet, evet. Hastanın gerçekten bir vajinismus hastası olduğuna karar verdikten sonra benim yöntemim şu, çiftle bir cinsel terapi kontratı yapıyorum. Çünkü bu onların çok mahremi, çok özeli. Öyle hastalar var ki Birgül Hanım 7 yıl cinsel ilişkiye girememiş vajinismus nedeniyle ve 7 yıl bunu kimseye söyleyememiş, doktora gidememiş. Çok ciddi bir süre bir şekilde güvenmişler, duymuşlar, geliyorlar. Tabii o hastalara bu güveni vermek zorundasınız. Onlarla karşılıklı bir cinsel terapi kontratı yapıyoruz. Şartları ne demektir? Cinsel terapi kontratında seanslar halinde bu tedaviyi yapacağımız, bazen bu 2 ya da 3 seansta bitebileceği, bazen 10 seansa kadar uzayabileceği. Ben bu grup hastaya bir takım ödevler veriyorum. Bu alıştırmalar, egzersizler veriyorum. O kontratta bu ödevlerin yapacaklarına dair bana söz veriyorlar. Yine bu kontratta ben onlara bunların çok özeli ve mahremi olması nedeniyle bu konuyla ilgili ben bilgisayar kaydı bile tutmuyorum. Sadece eski usul elimle yazıyorum. Bu grup hastayı bu konuda, yani sadece bunun üçümüz arasında olan bir şey olduğunu söylüyorum. Zaten bu karşılıklı güven alışverişinden sonra bu kontratı imzaladıktan sonra biz tedavi seanslarımıza geçiyoruz. Gerçekten hastayı o güveni verirseniz, doğru anlatırsanız bir iki seansta %90'ında sıkıntı çözülüyor. Seans aralıklarım il dışından gelen hastalarım oluyor. Onlar da hemen ertesi gün ikinci seansı yapabiliyoruz. Egzersizler için ben genelde 2-3 gün sonrasını çağırıyorum. Ama bugüne kadar çözemediğimiz hasta olmadı. Aa, ne güzel, ne mutlu. Gerçekten öyle. Sonrasında da çok teşekkür ediliyor. Kesinlikle. Yani o mutluluklarını gör. Ah, biz neden daha önce gelmemişiz diyen çok hasta onun oldu. İçin lütfen çekinmeyin. Böyle uzmanlarımız varken ve bu kadar ciddi bir problemken, çok fazla şeyi etkiliyorken çok. Lütfen çekinmeyin. Bana bir soru var Sibel Hanım. Ben onu hemen size ileteyim. İstememe rağmen ilişkiye giremiyorum. Yani istiyorum ama ilişki esnasında birden panik atak yaşar gibiyim.
İşte bu tabii, vajinismus değil tabii mi? Tabii bu zaten vajinismusu tarifliyor seyircimiz. Zaten bütün vajinismus hastaları cinsel ilişkiye girmek ister. İstememek gibi bir şey söz konusu değil. Ha, istememek yok. Değil. İstememek İsteyip yok. Yaşayamamak var. Refleks olarak evet, vajide kaslarını kasıp ilişki anında penisi içine alamama durumudur vajinismus. Hı-hı. Yani istem dışı bir kasılmadır. Zaten hı-hı, bilinçli yapılan, isteyerek yapılan bir şey değildir. Aslında burada tabii erkeklere de çok önemli bir şey düşüyor. Kesinlikle. Çok büyük bir anlayış lazım. Yardım, yani öncesinde anlayış. Öncesinde yani neden dememeleri lazım, kızmamaları lazım değil mi? Siz çok daha iyi anlatırsınız. Zaten vajinismus ne dedik konuşmamıza başlarken? Kadının değil, çiftin. Çiftin evet, rahatsızlığıdır. Evet, evet. Çiftin problemidir. Zaten bir vajinismus tedavisinde partner bize yardımcı olmazsa bizim o tedaviyi yönlendirmemiz ve sonuçlandırmamız mümkün değil. Tüm egzersizlerde hoşgörü, destek, suçlamayacak tarzda kadınla konuşmak, bunlar çok önemli bizim için. Ama ben görüyorum çiftler, eşler onlardan beklemediğimiz kadar uyumlu bir şekilde işlerine destek oluyorlar ve çok kısa sürede biz bu problemi hallediyoruz. Çok sevindim. Tedavisi olan %100 bir şey. %100. Yeter ki yardım istesinler. Yeter ki istensin. Evet. Ve eşler birbirlerine anlayışlı olsunlar. Zaten de en önemlisi işte sizler gibi uzmanlara gelsinler. Başvursunlar. Değil mi? Başvursunlar. Evet. Şimdi Sibel Hanım tabii süre çok çabuk geçti. Yayınımızın da sonuna geldik. Ben çok teşekkür etmek istiyorum birlikte olduğumuz için. Ben teşekkür ediyorum birbirine. Üç tane önemli konudan bahsettik. Ama özellikle bitirmeden önce sizin son söylemek istedikleriniz varsa hepsininle ilgili, her konuyla ilgili onları almak isterim. Ben özellikle vajinismus ve cinsel terapi konusunda, çünkü menopozla, infertiliteyle, kısırlıkla ilgili bilgiye ulaşmak da artık çok kolay. Ama cinsellik hala maalesef ülkemizde tabu. Dolayısıyla çiftler arasında gerçekten bu yüzden ciddi problemler olursa, ki olabiliyor, boşanmaya kadar gidebiliyor, destek almaktan çekinmesinler, mutlaka destek alsınlar diyorum. Vajinismusu olan hastalarda yine aynı şekilde korkmasınlar, istemekten utanmasınlar. Evet. Artı vajinismus kader değildir diyoruz, konuşulamayanları konuşalım diyoruz. Tedavi isteyen herkes için biz buradayız diyoruz. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Sayın Sibel Mankoş'la birlikteydik. Bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta saatler 16.30'u gösterdiğinde yine çok önemli olan bir konu, ağrılarımızı konuşacağız. Ağrı bilimini konuşacağız. Profesör Doktor Mert Akbaş bizimle olacak. Önümüzdeki çarşamba saatler 16.30'u gösterdiğinde yeniden Kanal V'de buluşabilmek dileğiyle. Hepinize iyi akşamlar, hoşça kalın.